Azerbaycan'ın istiklal şairi Ahmet Cevat, 4 Aralık 1914'te Gence'de kaleme almıştı Çırpınırdın Karadeniz şiirini. Şiir o yıllarda Azeri Türklerinin Osmanlı'ya özleminin en güzel tezahürüyken yazıldığı tarihte Alman Tuamiral Wilhelm Suchon'un komutasındaki Osmanlı donanmasının Enver Paşa'nın gizli emriyle Karadeniz'e açılarak Çarlık Rusyası'nın Odessa ve Sivastopol gibi limanlarını bombaladığı tarihten sadece 36 gün sonraydı. Enver Paşa'nın kabine arkadaşlarından bile sakladığı 29 Ekim 1914 tarihli saldırı, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenmesinin ve Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasındaki 12. ve son savaşında fitilini ateşlemişti. Rus Çarı II. Nikolay'ın ordusuna Hristiyanlığın ve bütün Slav memleketlerinin eski düşmanı olarak nitelediği Osmanlı'ya karşı taarruz emri vermesinden sonra 1 Kasım 1914 sabahı Çar'ın kuzeni olan Grandük Nikolay Nikolayeviç komutasındaki Rus birlikleri sınırı geçmiş ve Osmanlı 3. ordusuna saldırarak kara çarpışmalarını başlatmıştı. Kafkas cephesi 1. Dünya Savaşı'nda açılan ilk cepheydi. Savaşın ilk günleri Hasan İzzet Paşa komutasındaki 3. ordunun Köprüköy ve Azapköy'deki zaferlerine tanıklık etmişti. Osmanlı birlikleri bir savunma savaşıyla Rus kuvvetlerini geri püskürtmekle kalmamış, şu an izlediğiniz üzere önemli oranda esir de almıştı. Harbiye Nazırı Enver Paşa, 3. ordunun zaman kaybetmeden Kafkasya'nın içlerine doğru ilerleyerek güneyde Ruslarla İngilizler arasındaki irtibatı koparmasını istiyordu. Üstelik hedefi bir an önce Bakü'ye, yani Turan ellerine ulaşmaktı. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında Doğu cephesini açtığında çok ilginç bir şekilde bu cepheye Kafkas cephesi ismini verdi. Halbuki Osmanlı sınırları o zaman Kafkas dağlarından, Kafkasya'dan çok uzakta bulunuyordu. Bu tesadüfi bir isimlendirme değildi. Çünkü o cephenin Kafkasya'ya ilerlenmesi hedefleniyordu. Samimi bir Türkçü olan Ahmet Cevat da Çırpınırdın Karadeniz'i büyük bir coşkuyla Turan uğruna yazmıştı. Ancak Enver Paşa'ya göre eski hocası Hasan İzzet Paşa aşırı ihtiyatlı davranıyordu. Hasan İzzet Paşa ise kışın bu ağır günlerinde yeterli donanıma sahip olmayan askerlerle taarruza geçmenin adeta intihar olacağına inanıyordu. İki isim arasındaki çatışma, Hasan İzzet Paşa'nın istifası ve kariyerinde ordu büyüklüğünde bir askeri kuvveti hiç yönetmemiş olan genç harbiye nazırının 3. ordunun komutasını bizzat üzerine almasıyla neticelenecekti. Hasan İzzet Paşa'nın istifasının ardından Kafkas cephesine gelen Enver Paşa, 75 bin kadar muharip mevcutla 22 Aralık 1914'te aşırı iddialı bir kuşatma girişimi olan Sarıkamış Harekatı'nı başlatıyordu. Ancak Rusların Sarıkamış'ın dış mahallelerinde durdurmayı başardıkları Sarıkamış Harekatı, Osmanlı ordusu için tam bir bozgunla son buluyordu. Sarıkamış'ta Osmanlı askerlerine asıl darbeyi soğuk hava vurmuştu. Büyük çoğunluğu donma yüzünden yaklaşık 33 bin asker şehit düşmüştü. 10 binden fazla yaralı vardı, 7 bin asker de Ruslar tarafından esir alınmıştı. 8 Ocak'ta Enver Paşa İstanbul'a geri dönerken 3. Ordu Komutanlığı'na Harp Akademisi'nden sınıf arkadaşı olan Hafız Hakkı Bey'i getiriyordu.
Ancak Hafız Hakkı Paşa'nın 1915 yılı boyunca sürdürdüğü toparlanma çabalarına ve takviye olarak gönderilen Çanakkale Savaşı gazisi 2. Ordu birliklerine rağmen Kafkas cephesi Rusların da hiç beklemediği bir şekilde çökmüş ve Rus ordusuna Anadolu'nun kapıları açılmıştı. Nisan 1915'te Van'da patlak veren Ermeni isyanı, 3. Ordu'yu cephe gerisinde de çok zor bir duruma sokmuştu. Nitekim Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkanı General Nikolay Yudeniç bu fırsatı kaçırmayacak ve 10 Ocak 1916'da sürpriz bir taarruz başlatacaktı. 11 Ocak'ta Osmanlı birlikleri 2. Azapköy Muharebesini kaybetmişti. 17 Ocak günü Köprüköy mevzileri, 19 Ocak'ta ise Hasankale düşmüştü. 16 Şubat'ta Rus Kafkas Ordusu'nun öncü Kozak birlikleri Doğu Anadolu'nun en önemli şehri ve 3. Ordu'nun harekat üssü olan Erzurum'a giriyordu. Erzurum'u 17 Şubat'ta Muş, 2 Mart'ta Bitlis, 6 Mart'ta Rize takip edecekti. 18 Nisan'da bu sefer Trabzon düşüyordu. Rus birliklerini şehirdeki Rum ve Ermeniler gibi gayrimüslim Osmanlı vatandaşları büyük bir coşku ve şevkle karşılamışlardı. Yaşanan bozgunlar yüzünden 3. Ordu Komutanlığı'na alelacele Mehmet Vehip Paşa getirilmişti. Ancak o da 2 Temmuz 1916'da Erzincan'ın Rus işgaline uğramasına engel olamayacaktı. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı Genelkurmayı savaşın başında Mısır, Kafkasya ve Türkistan hayalleri kurarken 1916 yılı itibariyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok şehri kaybetmişti. Rus işgalinin bir sonucu olarak Anadolu'daki yüz binlerce Türk ve Müslüman yerinden yurdundan edilmişti. Kasım 1917 itibariyle Osmanlı Devleti çok zor durumdaydı. Savaşa 92 bin lirayla giren Osmanlı maliyesi Almanya'nın gönderdiği altınlarla ayakta duruyor, ancak Almanların silah ve mühimmat desteğiyle savaşı sürdürebiliyordu. Hükümete yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ayyuka çıkmıştı. Kıtlık ve yokluklarla boğuşan halktaysa büyük bir yılgınlık hakimdi. Cephelerde de durum hiç parlak değildi. 1915 yılında adeta bir ölüm kalım savaşının yaşandığı Çanakkale'de bir destan yazılmıştı. Mustafa Kemal'in büyük bir komutan olarak temayüz ettiği bir savaş olmuştu Çanakkale'deki çarpışmalar. Aralık 1915, Nisan 1916 tarihleri arasında Kut-ül-Amare'de ise Britanya savaş tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir zafer kazanılmıştı. Ama Bağdat ve Kudüs gibi imparatorluk için çok önemli yerler elden çıkmış, Britanya ordusu 1917 yılı sonu itibariyle neredeyse Anadolu'nun kapılarına dayanmıştı. Başta kutsal yerler olmak üzere durmadan yaşanan toprak kayıpları insanların İttihatçı hükümete, özellikle de Enver Paşa'ya duyduğu tepkiyi artırmaktaydı. İşte böylesine şartlar altında Çarlık Rusya'sından gelen haberler İstanbul'da büyük coşkuyla karşılanıyordu. Aynı Osmanlı'dakine benzer bir şekilde savaş Rusya'ya da büyük darbe vurmuştu. Çarlık idaresi zaten hızla endüstrileşmeye çalışan bir köylü toplumuna mahsus kronik sorunlarla boğuşmaktaydı. Savaşın menfi tesirleri bu sorunların kangren haline dönüşmesine yol açacaktı. Özellikle iktisadi koşullar çok bozulmuş, hatta birçok yerde açlık baş göstermişti. 1917 yılı başında ekmek için sokaklara dökülen halk kitlelerine çok geçmeden işçiler de katılacaktı.
İsyanı bastırmak üzere askeri birlikler devreye sokulsa da süreç Çar II. Nikolay'ın tahttan indirilerek ailesiyle birlikte hapsedilmesi ve Alexander Kerenski liderliğinde geçici bir hükümetin kurulmasıyla neticelenecekti. Kerenski, Rusya tarihinde daha önce görülmeyen liberal bir program uygulamaya koymuştu. Müttefiklerine de savaşa devam edeceği güvencesini vermişti. Ancak halkta savaşa duyulan tepkiyi idrak edemeyerek ölümcül bir hata yapmıştı. Üstelik Temmuz 1917'de kendi adıyla anılan Rus taarruzunun da bozgunla neticelenmesi, orduda firarlara ve askerlerin cephe hattını terk etmelerine yol açacaktı. Rus ordusu hızla çözülmekteydi. Örneğin 1917 başında 250 bin askerden müteşekkil Rus Kafkas ordusunun mevcudu yılın sonuna doğru 40 bine kadar düşmüştü. Bu durumu değerlendirecek isimse büyük bir taktisyen olan Vladimir İliç Lenin'di. 6-7 Kasım 1917'de kansız bir darbeyle Bolşevikler iktidarı ele geçiriyordu. Lenin'in ilk işi de 8 Kasım'da Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan koşulsuz olarak çekildiğini ilan etmekti. İşte Bolşeviklerle Osmanlı Devleti'nin de dahil olduğu merkezi güçler arasındaki Brest-Litovsk barış görüşmeleri böylesine bir atmosferde başlıyordu. General Paul von Hindenburg komutasındaki Alman Genelkurmayı'nın müzakerelerdeki ana hedefi Bolşeviklerle bir an önce anlaşmaya varılmasıydı. Çünkü Doğu cephesinin tasfiyesi Alman birliklerinin bir siper savaşına dönüşmüş olan Batı cephesine kaydırılması anlamına gelmekteydi. Avusturya-Macaristan İmparatoru Charles ise Bolşeviklerle barışın en hararetli savunucusuydu. Çünkü içeride işçi ayaklanmalarıyla boğuşan Avusturya-Macaristan'ın cephede de takati tükenmek üzereydi. Hatta imparator işi yavaştan almakla suçladığı Almanları Bolşeviklerle ayrı bir barış anlaşması konusunda bile tehdit ediyordu. Osmanlı'nın müzakerelerden en büyük beklentisi ise Rus işgali altındaki Osmanlı topraklarının bir an önce tahliyesi, hatta Almanya'nın savaştan önce kendisine söz verdiği üzere Osmanlı-Rus sınırının 1877 yılındaki haline döndürülmesiydi. Rus devrimleri sonrasında Osmanlı'nın toprak taleplerine baktığınız zaman ilk önce zaten status quo ante bellum dediğimiz savaştan önceki statüye dönüş şeklinde bir beklenti var. Nitekim 3 Mart 1918'de Rusya ile merkezi güçler arasında imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması, 3 eski Osmanlı sancağının yani 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum'un Osmanlı Devleti'ne iadesini öngörmekteydi. Rusya'da yeni kurduğu iktidarını pekiştirmek için zamana ihtiyaç duyan Lenin, merkezi güçlerin ağır şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştı. Zaten Rusya hızla bir iç savaşa sürüklenmekteydi. Kızıl Ordu yeni kurulmuştu ve muharip kapasitesi henüz çok zayıftı. Yani süreç Lenin önderliğindeki Bolşevikler için de adeta bir ölüm kalım savaşıydı. Enver Paşa, Rusya'daki iktidar boşluğunun doğurduğu bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Zaten bölgeden gelen raporlarda Çarlık ordusuna ait silah ve mühimmatın Ermeni ve Gürcü kuvvetlerinin eline geçtiği ve Ermenilerin Türk ve Müslüman halka katliam uyguladığı istihbar edilmekteydi. Üstelik İngilizler de otorite boşluğunu Gürcü ve Ermenilerle ikame etmeye çalışıyorlardı. Nitekim Enver Paşa'nın emri üzerine Romanya'dan dönen birliklerle takviye edilen 3. Ordu, 12 Şubat 1918'de ileri harekata başlamıştı. 13 Şubat'ta Erzincan, 24 Şubat'ta Trabzon, 12 Mart'ta Erzurum kurtarılmıştı.
16 Mart'ta Köprüköy'e girilmesinin ardından 1914 sınırlarına ulaşılmış ve 1914-1916 yılları arasında kaybedilen topraklar geri alınmıştı. 14 Nisan'da Batum ele geçirilerek Elviye-i Selase için ilk adım atıldı. Şu an izlediğiniz görüntüler de Osmanlı birlikleri Batum'a girdikten sonra ordudaki kameramanlar tarafından çekilmişti. Sıra Kafkaslara açılan kapı olan Kars'a gelmişti. Toplam 17 tabyadan oluşan güçlü bir savunmaya sahipti Kars. Üstelik İngilizlerin de destek verdiği 17 taburluk bir Ermeni piyade kuvveti tarafından savunulmaktaydı. Ancak 25 Nisan'da Yakup Şevki Paşa ve Albay Kazım Karabekir'in komuta ettiği Osmanlı birlikleri Ermeni direnişini kırmayı başardı. Kars'a giren Osmanlı askerlerinin ilk işi de Rusların işgal yıllarında diktiği Aleksandr Nevski Katedrali'ni Fethiye adıyla camiye çevirerek önündeki zafer anıtını imha etmek oldu. O anıtın tepesine dikili Çarlık'ın simgesi olan Kartal heykeli, bugün İstanbul Harbiye'deki askeri müzede muhafaza edilen en anlamlı parçalardan biridir. Kısa sürede kazanılan bu askeri zaferler, Enver Paşa ve silah arkadaşlarında daha ötesinin de mümkün olabileceği algısını güçlendirmişti. Üstelik Brest-Litovsk görüşmelerinde bir Ukrayn heyetin davet edilerek Almanya tarafından Ukrayna'nın bağımsızlığının tanınması, Enver Paşa ve silah arkadaşlarında çok daha önemli bir hedefin evrilmesine yol açacaktı. Müzakerelerin o safhasına bizzat iştirak eden Talat Paşa, 1 Şubat 1918'de Enver Paşa'ya çektiği telgrafta, Ukrayna'nın bağımsızlığının Kırım ve Kafkaslar'da Türk ve Müslüman devletlerinin kurulmasına yol açabileceğini vurgulamaktaydı. Nitekim Şubat 1918'den itibaren Osmanlı stratejisi, Kafkasya'da Rusya ile Osmanlı Türkiye'si arasında bir tampon bölge olarak işlev görecek bağımsız bir devletin kurulması olacaktı. Rusya'nın eninde sonunda yeniden bu coğrafyanın en azından önemli bir kısmında yeniden egemenliğini, gücünü tesis edeceğini çok iyi tahmin edebiliyor Osmanlı karar alıcıları. Dolayısıyla bu yeni Rusya ile Karadeniz arasında, Anadolu arasında, İstanbul arasında ve hatta Osmanlı'nın Kafkasya sınırında tampon devletlerin oluşması, egemenliklerini konsolide edebilecek, kısa süreli değil daha uzun süreli olarak hayatta kalabilecek devletlerin ortaya çıkması ve tabii ki bu devletlerin Osmanlı İmparatorluğu ile dostane ilişkiler geliştiren devletler olmaları Osmanlı'nın en önemli savaş amaçlarından biri 1918 yılı itibariyle. Buradaki romantik idealist unsurların varlığı tabii ki açıktır. Yalnız aynı zamanda bu sadece boş bir hayalciliği değil, aynı zamanda o tarafa yönelik çok önemli bir de vizyonu da ihtiva eder. Çünkü en önemli mesele Osmanlılar için Rusya İmparatorluğu'nun hangi şekli alırsa olsun, Bolşevik, Beyaz, Çarcı ya da diğeri, Osmanlı sınırlarından kesinlikle uzaklaştırılması gerekiyordu. O günlerde Kafkasya'da yaşanan gelişmeler de Osmanlı'nın bu stratejik hedefini güçlendirmekteydi. Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmeleri Rusya'nın birçok bölgesinde olduğu gibi Güney Kafkasya'da da büyük hoşnutsuzlukla karşılanmıştı. 11 Kasım 1917'de Tiflis'te Bolşevik idaresini kabul etmeyen Gürcü, Ermeni ve Azeri milli teşkilatları bütün Rusya Kurucu Meclisi toplanıncaya kadar Maverai Kafkas Seymi'nin kurulduğunu ilan edeceklerdi. Hükümet işlerini yürütmek üzere de Maverai Kafkas Komiserliği tesis edilmişti. Bu, Kafkasya'da bağımsız tampon devletler stratejisi gütmeye başlayan Osmanlı için bulunulmaz bir fırsattı. Nitekim Kafkas cephesinde savaşı fiilen sona erdiren 18 Aralık 1917 tarihli Erzincan Mütarekesi, Bolşeviklerle değil de Tiflis'teki komiserlikle imzalanarak Kafkasya'nın bağımsızlığı konusunda ilk mesaj verilmişti.
Hatta Osmanlı hükümeti Tiflis'teki Seymi Brest-Litovsk barış görüşmelerine dahi davet etmiş ama bu teklif Ermeni ve Gürcüler tarafından reddedilmişti. Üçüncü Ordu'nun 12 Şubat 1918'de başladığı ileri harekat ve 3 Mart'ta imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması, Seym'deki Gürcü ve Ermeniler arasında büyük tepki doğuruyordu. Çünkü Ermeniler Doğu Anadolu vilayetlerinden, Gürcülerse Batum'dan vazgeçmek istemiyordu. Özellikle Batum, büyük stratejik önemi haizdi. Çünkü Rusların 1883 yılında Bakü'yü Batum'a bağlayan demiryolunu, 1900 yılında da Bakü-Batum petrol boru hattını inşa etmeleriyle birlikte Karadeniz'deki en önemli limanlardan biri haline gelmişti. Anlaşmazlığı çözmek üzere Trabzon'da 14 Mart'ta Osmanlı Devleti ile Seym arasında görüşmeler başlamıştı. Akaki Çenkeli liderliğindeki Seym heyeti, Brest-Litovsk Anlaşması'nı tanımadığını ileri sürerek 1914 yılı sınırında ısrar ediyordu. Hamidiye kahramanı Hüseyin Rauf Bey başkanlığındaki Osmanlı heyeti ise bu cılız itirazları ciddiye almadığı gibi Maverai Kafkas Seymi'nin artık bağımsızlığını talep etmekteydi. Türk taleplerini kabul etmeyen Gürcü ve Ermenilerin 31 Mart 1918'de Osmanlı Devleti ile savaş kararı almalarına rağmen Batum 14 Nisan'da Türk kuvvetlerinin eline geçecekti. İlerleyen Osmanlı birliklerine karşı Seym de 22 Nisan'da Maverai Kafkas Federal Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmişti. Yeni kurulan Cumhuriyet'le Osmanlı Devleti arasında 1 Mayıs 1918'de Batum'da yeniden görüşmeler başlıyordu. Müzakerelerde Halil Bey başkanlığındaki Osmanlı heyeti yeni talepler ileri sürmekteydi. Her şeyden önce 3 aydır dökülen kanların bedeli olarak 1829 Edirne Anlaşması'yla Çarlık Rusya'sına bırakılan Müslüman Acaralar ve Ahıska Türklerinden müteşekkil Ahıska ve Ahalkelek nahiyeleri Osmanlı Devleti'ne iade edilmeliydi. Artık Osmanlı Devleti'nin talepleri Brest-Litovsk Anlaşması'nda tespit edilen sınırı da aşmaktaydı. Üstelik Türk heyetine göre konfederasyonu teşkil eden her üç halk ayrı birer müstakil devlet haline gelmediği sürece kat'i bir barış mümkün olmayacaktı. Seym'in Osmanlı ultimatumunu kabul etmek dışında bir çaresi kalmamıştı. Nikolay Çeitse liderliğindeki Gürcüler 26 Mayıs 1918'de bağımsızlıklarını ilan etti. İki gün sonra da Ermeni ve Azeriler Gürcüleri takip ediyordu. Kafkasya'da büyük bir nüfus savaşı başlamıştı ve Türk ve Müslümanların medet umdukları yegane güç Osmanlı'ydı. Çünkü Osmanlı hem Türklüğün merkeziydi hem İslam'ın merkeziydi. Bu halklar uzun iller boyu Çar Rusya'sının zulmünden eziyet çekmiştiler. Həmişə Osmanlıya nicat gözü kimi baxmışdılar. Hesab eləyirdilər ki, o dövrdə Türk dünyasının bircə dənə müstəqil dövləti var, Osmanlı dövləti. Və Osmanlı dövləti gəlib bunları qurtaracaq. İşin ilginç tarafı bu nüfuz savaşında Osmanlının ən önəmli hasmının müttəfiyi Almanya olmasıydı. Alman Genelkurmayı Bolşevikleri kışkırtmamak için zamanlaması konusunda bazı tereddütleri olsa da 3. Ordu'nun işgal altındaki Osmanlı topraklarını hatta Elviye-i Selase'yi kurtarmasına gönülsüzce destek vermişti.
Ancak Osmanlı hükümeti ve Enver Paşa'nın Bakü başta olmak üzere daha ötesini istemesi, yani Nisan 1918'den itibaren Osmanlı birliklerinin 1877 Osmanlı-Rus sınırının da ötesinde askeri harekatlara girişmesi Almanlarda büyük tepki doğurmuştu. Çünkü bu davranış hem çıkarlarına aykırıydı hem de bütün stratejik planlarına ket vurmaktaydı. Alman Genelkurmayı Bolşeviklerle barış anlaşmasının ardından Rus cephesindeki birliklerini tıkanan Batı cephesine kaydırarak 1918 sonbaharında Avrupa'da nihai bir taarruz planlamaktaydı. Oysa Bolşevikler Osmanlıların Kafkasya'daki askeri harekatlarını gerekçe göstererek Almanya'yı barış anlaşmasını bozmakla tehdit ediyordu. Üstelik Almanya, İttihatçıların Kafkasya'daki kazanımlarla tatmin olarak İtilaf devletleriyle ayrı bir barış anlaşması imzalayacağından korkmaktaydı. Her şeyden önemlisi, Almanlar yükselen değer petrolün o dönem en önemli merkezi olan Bakü'yü Osmanlılara kaptırmak istemiyordu. Osmanlı Devleti'nin 1918 yılındaki Kafkasya politikası ise İttihatçıların daha baştan Almanya'yı sadece ehvenişer olarak gördüklerini, yeri ve zamanı geldiğinde ona da meydan okumaktan kaçınmayacaklarını açıkça ortaya koymaktaydı. Mehmet Emin Resulzade önderliğindeki Milli Şura'nın 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından yeni kurulan geçici hükümet Tiflis'ten Gence'ye taşınarak şu an görüntülerini izlediğiniz binaya yerleşir. Geçici hükümetin başbakanlığına getirilen Fetalihan Hoyski ise parlamentonun karşısında yer alan bu binayı kendisine yazıhane olarak seçmiştir. Hoyski hemen vaziyet hakkında Batum'daki Osmanlı heyeti başkanı Halil Bey'e bilgi verir. Ayrıca bir radyo telgrafı hazırlatarak bütün dünya başkentlerine Azerbaycan'ın bağımsızlık ilanını ve İslam dünyasında demokratik idare usulünü benimseyen ilk devletin kurulduğunu duyurur. Ancak yeni hükümetin karşı karşıya olduğu bir dizi sorun vardır. Her şeyden önce Resulzade'nin ifadesiyle Azerbaycan'ın başı olan Bakü işgal altındadır ve başsız bir beden asla var olamaz. Bakü'de durum o günlerde gerçekten de çok karışıktır. Lenin'in talimatıyla Ermeni asıllı Stepan Şaumyan, Bakü komiseri olarak Aralık 1917'de şehre gelmiş ve onu Ocak 1918'de Kafkas Ordusu Askeri İhtilalci Komitesi takip etmiştir. Şaumyan, Ermenilerle işbirliğini geliştirirken Müsavat Partisi önderliğindeki Müslümanları milliyetçilikle suçlamaktadır. Şehirdeki tansiyon o kadar artmıştır ki Ermenilerle Azeriler arasında bir çatışma artık kaçınılmaz gözükmektedir. Bolşevik eylemli Neriman Nerimanov'un arabuluculuk girişimleri de netice vermeyecek ve 31 Mart 2 Nisan arasında şehirdeki Azerileri hedef alan büyük bir saldırı düzenlenecektir. Çatışmalar çok geçmeden Ermenilerin başını çektiği bir Azeri katliamına dönüşür. Şaumyan'a göre 3000 insan, Mehmet Emin Resulzade'ye göre ise 12000 Azeri hayatını kaybetmiştir. Maksat ondan ibaret idi ki, bir, Azerbaycan'ın devlet müstakilliğine giden yol kesilsin. İkinci, Türk Osmanlı ordusunun Bakü'ye girmesinin karşısı alınsın. Kadın, çocuk ya da ihtiyar demeden düzenlenen bu katliamlar bir tek Bakü ile sınırlı kalmamıştır. Buba gibi Azerbaycan'ın birçok başka yöresinde daha Ermeni saldırıları artmıştır.
bu katliamları durdurmak ve Bakü'yü geri almak için silahlı bir güce ihtiyaç vardır. Ancak çekilen Rus birliklerinden ve itilaf devletlerinden destek alan Ermeni ve Gürcüler askeri kapasitelerini hızla güçlendirirken Azerilerde ne askeri eğitim mevcuttur ne de silah ve cephane. Şemkir gibi yerlerde Azeri gençler Rus askeri trenlerini durdurarak kanlı çarpışmalar pahasına Rus ordusuna ait silah ve cephaneye el koyarlar. Ele geçirilen bu silahlarla General Ali A. Şıhlinski'nin önderliğinde gerçekte ancak bir tabur büyüklüğünde olan Azeri Milli Kol Ordusu kurulur. Ancak milli duygularla yanıp tutuşan ve büyük bir kahramanlık gösteren bu gençler henüz acemidir. O kadar askeri bilgiden yoksundu ki gençler, ele geçirdikleri Rus tüfeklerini almışlar fakat boyları taşımak zor diye namlularını kesmişler, öyle kullanmaya kalkmışlardı. İşte bu iyi niyetli ama tecrübesiz gençlerin yardımına Kafkas cephesinde Rus esaretine düşen Osmanlı askerleri koşar. Çarlık Rusyası Kafkas cephesinde esir alınan Osmanlı askerlerinin önemli bir bölümünü Bakü'ye 40 kilometre açıkta bulunan Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'nda hapsetmiştir. Şu an Çarlık idarecileri tarafından propaganda amaçlı çekilen görüntülerde yansıtılmaya çalışılanın aksine bu esirlere büyük eziyet edilmiştir. Birçoğu açlık, susuzluk ve salgın hastalıklardan kırılmıştır. Bu esirlerin mevcudiyeti Azeri halkının milli bilincinin ve Azeri-Osmanlı kardeşliğinin gelişmesinde büyük rol oynar. Bakü Müslümanları Tiflis'teki Rus askeri valiliğine esirlerin durumunu şikayet ederek sadece şartların iyileştirilmesini sağlamakla kalmamış, kaçmalarına bile destek olmuşlardır. 1918 yılında borcunu ödeme sırası Osmanlı esirlerine gelmiştir. Çarlık İdaresi'nin çözülmesiyle Nargin Adası'ndan kaçmaya başlayan Osmanlı subay ve askerleri birçok yerde yerel halk tarafından kurulmuş birliklerin başına geçip gençlere askeri eğitim verirler. Ancak bu gönüllü birlikler Bakü'yü kurtarmak için hala çok yetersizdir. Azeri halkının yardıma ihtiyacı vardır ve çalınacak kapı tabii ki Osmanlı'dır. 1918 yılının iyunun 4'ünde Azerbaycan'la Osmanlı hükümeti arasında resmi şekilde mukavele imzaladı, Batı mukavelesi. Eğer Azerbaycan hükümeti Osmanlı'dan yardım istiyordusa, daxili ictimai qayda qanunu saxlamağa göre, korumağa göre yardım istiyordusa, Osmanlı ona yardım etmeliydi. Azerbaycan Milli Şurasının sədri Mehmet Emin Resulzade ve Xarici İşler Naziri Mehmet Hasan Hacinski resmi şekilde müraciət etdiler ki, bize yardım edin. Yani Osmanlı bu meselelerin hamısını hüquqi siyasi tərəflərini de işleyip hazırladı. Enver Paşa, Azerbaycan'ı bağımsızlığına kavuşturacak bir gücün oluşturulmasına, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ile imzalanan Batum Anlaşması'ndan çok önce girişmiştir. Almanlarla her geçen gün bozulan ilişkiler yüzünden Kafkas İslam Ordusu adını vereceği bu gücün başına da rütbesini paşalığa çıkarttırarak kardeşi Nuri Bey'i geçirmiştir. Nuri Paşa 25 Mayıs 1918'de Tebriz üzerinden büyük bir coşkuyla karşılandığı Gence'ye gelir ve Kafkas İslam Ordusu'nun teşekkülünde büyük rol oynayan Naki Şeyh Zamanlı'nın şu an görüntülerini izlediğiniz evine yerleşir.
Nağı Bey Nuri Paşanı gözündən qoymur. Gəncəyə gələndə də onu ancaq bu evdə, bu mülkdə saxlayır. Neçə müddət qalırsa bunun hamı bunu Nuri Paşanın qulluğunda olur. Məşəd Ürgəyə xanım Nağı Bəyin anası buna qulluq eləyir, buna xörəklər pişirir. Enver Paşa'nın 22 Mart 1918'de imzaladığı emre göre Nuri Paşa ve askerlerinin baş vazifesi siyasetten uzak durarak yerel askeri unsurları eğitmektir. Nitekim Nuri Paşa'nın Gence'ye ayak bastıktan sonra ilk işi şu an görüntülerini izlediğiniz metruk binada Azeri gençlerine askeri eğitim verecek bir harp okulu kurmak olur. O günlerde 20 binden fazla bir nüfusa sahip Gence Ermenileri, Çarlık ordusunda subaylık yapmış kişilerin komutası altında 600 mevcutlu bir tabur kurmuş ve şehrin Müslüman kesimiyle ilişkiyi kesmişlerdir. Nuri Paşa, kendi mevcudiyetiyle Azeri Milli Kol Ordusu'nun bu güce yetmeyeceğini idrak ederek hem Enver Paşa'ya hem de 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa'ya gönderdiği telgraflarda takviye talep eder. Nuri Paşa 300 nəfərlə bura gəlmişdi. 300 nəfərlə isə döyüşlərin aparılması qeyri-mümkün idi. Və həmin vaxtı Nuri Paşanın göstərişi ilə 1894, 1895-96 təvəllüdlü insanları orduya çağırdılar. Nuri Paşa baxdı ki, bu da effekt vermir. Çünki insanlar əskəri həyat görmədiyinə görə çoxları gəlirdilər gündüz, axşamda anaları, ataları gəlib bunları götürüb gedirdi. İmkanları o kadar kıttır ki Kafkas İslam Ordusu dağıttığı bildirilerde Gence halkına da önemli bir çağrıda bulunmaktadır. Diyor ki kardeşler diyor böyle sevinerek boşuna kurşun atmayın. Kurşunlarımız yok, onlar düşman için lazımdır. O bir kurşunu dahi saklayın. Vehip Paşa 4 Haziran 1918'de 3. Ordu'ya bağlı Yarbay Mürsel Bey komutasındaki 5. Kafkas Tümeni'ni Gence'ye doğru yola çıkarır. Nuri Paşa, bu gücün öncü birliklerinin Gence'ye ulaşmasının ardından Ermenilere silahlarını teslim etmesi çağrısında bulunur. Ermenilerin red cevabı üzerine de ilk çarpışmalar 9 ile 11 Haziran arasında Gence'de yaşanır. Ancak Gence çarpışmaları bir gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. Bakü ve Doğu Azerbaycan'ın kurtarılması için ne Osmanlı askerlerinin sayısı yeterlidir ne de Azeri Milli Ordusu'nun. Üstelik şehrin Kafkas İslam Ordusu'nun kontrolüne geçmesinin ardından Şaumyan'ın emriyle Kızıl Ordu ve Ermeni kuvvetleri Gence'ye doğru ilerlemeye başlamıştır. Kafkas İslam Ordusu'yla Bolşevik ve Ermeni kuvvetleri Haziran ayının ortasında Gence'ye 130 kilometre mesafedeki Gökçay'da karşı karşıya gelir. Bir ara durum Kafkas İslam Ordusu aleyhine o kadar hassas bir hal almıştır ki 18 Haziran'da Nuri Paşa bizzat Gökçay'a gelmiş ve karargahını şu an görüntülerini izlediğiniz Sadık Bey'in evine kurmuştur. En ağır çarpışmalar Kara Meryem ve Bağır köylerinin etrafında yaşanır. 1 Temmuz itibariyle Ermeni Bolşevik kuvvetlerine büyük bir darbe vurulmuş ve Bakü'ye giden yol aralanmıştır. Ancak Gökçay çarpışmaları Kafkas İslam Ordusu'nun da ağır kayıplar vermesiyle sonuçlanmıştır. Üstelik Bolşevikler Gökçay çarpışmaları devam ederken Salyan'da da yeni bir cephe açarak Kafkas İslam Ordusu'nun sayıca yetersizliğinden istifade etmek istemiştir. Bölge Bolşeviklerin Hazar Denizi'nden gemilerle Kürçay'ı boyunca yapacakları takviye için de çok önemli görülmüştür. Nitekim yeni açılan bu cephede de 2 Temmuz'a kadar süren çatışmalarda ciddi bir zayiat verilmiştir. Bu kayıplar Nuri Paşa'nın talebi üzerine Kafkas İslam Ordusu'na takviye yapılması kararını hızlandırır. Gönderilecek olan yeni güç, 26 Haziran 1918'de Reşit Paşa vapuruyla Köstence'den Batum'a doğru yola koyulan Yarbay Süleyman İzzet Bey komutasındaki Romanya Cephesi Gazisi 15. Piyade Tümeni'dir.
Gökçay çarpışmalarından sonra Kafkas İslam Ordusu'nun yeni hedefi Şamahı'dır. Ancak Şamahı'ya doğru ileri harekat başlamadan önce Nuri Paşa, Kafkas İslam Ordusu birliklerini güney ve kuzey grupları olarak ikiye böler. İki grubun da genel komutası, rütbesi Mirlivalı'a yükseltilen Mürsel Paşa'ya verilir. Karayoluyla ilerleyen, daha güçlü ve donanımlı olan Kuzey Grubu, 20 Temmuz 1918'de cephe gerisinin güvene alınması bakımından büyük önem arz eden Şamahı'yı kurtarır. Bolşevik ve Ermeni kuvvetleri bozgun halinde Bakü istikametine çekilir. Bakü harekatının en mühim evresine geçilmiştir ve Bakü-Şamahı yolu üzerinde yer alan Kobu'da karargah kurulur. Demir yolu hattı boyunca ilerleyen Güney grubu ise 27 Temmuz 1918'de Ermeni ve Bolşevik kuvvetlerini püskürterek Bakü'nün kapısı olarak anılan Hacı Kabul'e girer. Ancak Bolşeviklerin demir yolu raylarını ve köprülerini tahrip etmeleri Güney grubunun ilerleyişinin yavaşlamasına neden olur. Bu bozgunlar nedeniyle Bakü Sovyeti'nde 26 Temmuz'da yapılan bir güven oylaması sonucu Şaumyan önderliğindeki Bolşevik idaresi devrilir ve merkezi Hazar diktatörlüğü kurulur. Taşnakların çok etkin oldukları bu yeni idarenin ilk işi de İngilizlerden askeri yardım talep etmek olur. Hemen tüm general Lionel Dunsterville komutasındaki elit bir güç olan Dunster Force'un oluşturulmasına başlanır. İran'ın Enzeli limanından yola çıkan Dunster Force'un öncü kuvvetleri 4 Ağustos'ta Ermenilerin büyük coşku gösterileri arasında Bakü'ye ayak basar. Britanya İmparatorluğu bu sefer kuvvetini bu bölgeye sevk ederken aslında hem Rus İç Savaşı'nın gidişatına bir ölçüde müdahil olmayı ümit ediyor, hem de o dönem itibariyle henüz çok da farkında değiller Osmanlı İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu arasında Kafkasya'nın siyasi geleceği konusunda aslında önemli görüş ayrılıkları olduğuna, ama bu iki kuvvete karşı, Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı da bir anlamda bölgede itilaf devletlerinin safında mücadele vermeye devam edecek olan yerel kuvvetleri teşkil etmek, cesaretlendirmek ve onlara destek olmak amacındalar. Belki İngilizler farkında değildir ama uzun zamandır Berlin ve İstanbul arasında Bakü ve hatta Güney Kafkasya için ciddi bir çekişme yaşanmaktadır. Enver Paşa bir müddet ikili emirler göndererek vaziyeti idare etmeye çalışmıştır. Osmanlı ordusunda birçok Alman zabit bulunduğu için Enver Paşa çok ilginç bir taktik uyguluyordu o sırada. İki emir yayınlıyordu aynı konuda. Bir, Alman subaylarının görebileceği emirler, açık emirler. Bir de gizli, elden oradaki Osmanlı zabitlerine, Osmanlı kumandanlarına doğrudan elden verilen gerçek emirler. Yani birinci emirlerde Osmanlı ordusunun daha doğuya ilerlemek yönünde bir niyeti yokmuş görüntüsü veriliyor. Öbür taraftan ise siz oraya bakmayın, ilerlemeye devam edin deniyordu. Ancak Alman hükümetinin Bolşeviklerle 27 Ağustos 1918'de imzaladığı Brest-Litovsk Anlaşması'na ek protokol, Türk-Alman ilişkilerindeki sorunların tuzu biberi olur. Söz konusu mutabakatta Almanya, Bakü petrollerinin dörtte birine karşılık Bakü'nün Osmanlı Devleti'nin eline geçmesine engel olacağını taahhüt etmektedir. Bu ilginç oyunda Kafkas İslam Ordusu hızla Bakü'ye doğru ilerlerken, Bolşevikler Almanları Bakü'deki petrol yataklarını ateşe vermekle, Almanlar Osmanlıları Osmanlı ordusundaki Alman subay ve danışmanlarını geri çekmekle, Enver Paşa da Almanları vazifesini bırakmakla tehdit etmektedir. Müzik.
31 Temmuz 1918 itibariyle Kafkas İslam Ordusu Bakü'nün kapılarına dayanmış, 5 Ağustos'ta da Mürsel Paşa 1. Bakü taarruzu emrini vermiştir. Ancak Mürsel Paşa'nın hiç beklemediği iki gelişme yaşanır. Önce Osmanlı topçularının cephanesi biter. Sonra da 4 Ağustos'ta Bakü'ye giren Dancer Force'un öncü birlikleri şehri savunan Rus ve Ermeni askerlerine büyük bir moral vererek dirençlerini artırır. Nitekim taarruz durdurulur ve Kafkas İslam Ordusu birlikleri kendi savunma mevzilerine çekilir. Her zamanki gibi acil takviye kuvvet ve mühimmata ihtiyaç vardır. Durum o kadar vahimdir ki 5. Kafkas Tümeni'nin muharip sayısı 3500'e kadar düşmüştür. 26 Ağustos'ta Nuri Paşa bizzat cepheye gelerek 2. Bakü taarruzunu başlatır. ...9 Eylül'de Kafkas İslam Ordusu Batum üzerinden gerekli takviyeye kavuşur. General Dusterville'in komutasındaki düşman topçularının güçlü mukavemetine rağmen Bakü'nün anahtarı olan Kurt Kapısı direnişi kırılır. 14 Eylül'de yaşanan ağır çatışmaların ardından da General Dusterville komutası altındaki İngiliz birliklerine şehri tahliye etmeleri emrini verir. Britanya İmparatorluğu dünya denizlerinin hemen hemen hepsinde bayrak dalgalandırma imkanını buldukları için de çok gurur duyan bir millet. Hazar Denizi'nde de 1918 yılında Britanya bayrağını dalgalandırarak hatta pek çok o dönem itibariyle bu sefer kuvvetinde görev yapan Britanyalı subay da bunu anılarında ifade ediyor. Bu onlar için bir anlamda bir gurur kaynağı oluyor. Ama harekatın ilerleyen safhaları Britanya İmparatorluğu için bir gurur kaynağı oluyor diyemeyiz. Çünkü Britanya İmparatorluğu Çanakkale'deki Gazze Muharebelerindeki Kutelamare'deki yenilgilerinin bir diğerini, bir benzerini, daha küçük çaplı da olsa bir benzerini Bakü'de Osmanlı kuvvetlerine karşı yeniden yaşıyor. Gövde gösterisi niteliğindeki bir geçit töreninin ardından Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye girer. Halk, Nuri Paşa ve amcası Şark Orduları Grubu Komutanı Halil Paşa'yı büyük sevinç gösterileri içinde bugünkü Azatlık Parkı'nda karşılar. Nuri Paşa'nın ilk işi şehir sakinlerine silahlarını teslim etmeleri çağrısı olur. Uzun süredir kaos, tetiş, kıtlık ve istikrarsızlıkla boğuşan Bakü'de hayat kısa sürede normale dönmüştür. Subayları bugünkü Azerbaycan Milli Edebiyat Müzesi binasına, Nuri Paşa da Metropol Oteli'ne yerleşir. Şu an görüntülerini izlediğiniz yapıyı da kendisine karargah olarak seçer. Karargahının hemen karşısındaki Hacı Zeynelabdin Tağıyev tarafından yaptırılan meşhur Müslüman Kızlar Mektebi'ne ise Nuri Paşa'nın Bakü'nün kurtarıldığı müjdesi üzerine Gence'den Bakü'ye taşınan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yerleşecektir. Vuslat tecelli etmiş Mehmed Emin Resulzade'nin ifadesiyle baş gövdeye nihayet kavuşmuştur. Bakü'nün kurtarılmasının ardından sıra Dağıstan'a, öncelikle de Dağıstan'a açılan kapı olan Derbent'e gelir. Osmanlı hükümeti Rusya ve Türkiye arasında tampon devletler tesis etme stratejisi uyarınca Kuzey Kafkas halklarının 11 Mayıs 1918'deki Şimali Kafkas Dağlık Cumhuriyeti'nin ilanını teşvik etmiştir.
Kafkas kökenli Yusuf İzzet Paşa da Kuzey Kafkas Ordusu Komutanı sıfatıyla bu cumhuriyetin emrine gönderilmiştir. Ancak 1918 yılı yazı itibariyle dağlar hariç bütün bölge Bolşeviklerin eline geçmiştir. Şehirde, Gökçay'da Kafkas İslam Ordusu'na karşı savaşmış Lazar Biçerahov'un Kozak birlikleri de mevzilenmiştir. Bakü Zaferi'nin ardından Nuri Paşa, Süleyman İzzet Bey komutasındaki nispeten daha az yıpranmış olan 15. Piyade Tümeni'ne ileri harekat emrini verir. Şiddetli direnişe rağmen 5 Ekim'de Kafkas İslam Ordusu birlikleri Derbent'in güneyine girmeyi başarır. Ertesi günde şehir tamamen ele geçirilir. İlk günkü çarpışmalarda verilen 25 şehidi ilerleyen günlerde 18 Osmanlı askeri daha takip edecektir. Silah arkadaşları bu şehitleri İslam ordularının 652 ila 653 yılları arasındaki Dağıstan'ın fütuhatında Derbent'te şehit düşen 40 sahabenin kabirlerinin hemen yanına defneder. Ancak ne yazık ki bugün o mezarlardan eser dahi yoktur. Biçerahov ve Bolşevik kuvvetleri Derbent'teki bozgunun ardından Petrovsk'a, yani bugünkü adıyla Mahaçkale'ye çekilmişlerdir. 14 Ekim'de Şimali Kafkas Dağlık Cumhuriyeti tarafından bu güçlere Dağıstan'dan çıkmaları konusunda bir ultimatum verilir. Red cevabının ardından da Şimali Kafkas Dağlık Cumhuriyeti ve Kafkas İslam Ordusu kuvvetleri 27 Ekim'de Petrovsk'u güneyden ve kuzeyden kuşatırlar. İlk stratejik hedef bugün Kumuk Türklerinin yaşadığı Tarki Dağı'dır. Çünkü buranın ele geçirilmesi Petrovsk'un düşmesi demektir. 5 Kasım 1918 sabahı taarruz başlar ve ertesi gün Tarki Dağı kontrol altına alınır. 8 Kasım'da da Kafkas İslam Ordusu ve Şimali Kafkas Dağlık Cumhuriyeti birlikleri şehre girer. Dağıstan'ın en büyük şehri olan Petrovsk, başkent yapılmak üzere yeni kurulmuş olan Şimali Kafkas Dağlık Cumhuriyeti'nin başbakanı Abdülmecit Çermoyev'e teslim edilir. İşin ilginç tarafı ise Dağıstan Harekatı'nın zamanlamasıdır. 30 Ekim 1918'de Mondros'ta Osmanlı İmparatorluğu mağlubiyetini kabul ve ikrar edip mütarekeyi imza aldığı zaman Osmanlı askerleri hala Medine'deydi ve 2 ay daha orada kalacaktı. Osmanlı askerleri hala da Yemen'deydi. Evet, Yemen'deydi. Osmanlı askerleri hala Tebriz'deydi. Osmanlı askerleri hala Bakü'deydi. Ve Osmanlı askerleri mütarekeden bir hafta sonra Petrovsk'a, yani bugünkü Mahaçkale'ye gireceklerdi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin günümüzdeki varlığına iki ismin büyük emeği geçmiştir. Rahmetli Ebu'l-Feyz Elçi Bey, 1991 yılındaki bağımsızlığa öncülük ederken, Ulu Önder Haydar Aliyev, bu genç cumhuriyetin ilelebet payidar kalmasının temellerini atmıştır. Lakin bu iki liderin rehberleri 1918-1920 yılları arasında büyük eziyetler pahasına Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni kurmayı başaran ve bu uğurda ya katledilen ya da sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan Mehmet Emin Resulzadeler, Naki Şeyh Zamanlılar, Feth Alihan Hoyskiler, Ahmet Cevatlar olmuştur. O günlerde Azerbaycan'ın bu büyük isimlerinin en büyük dayanağı ise Nuri Paşa liderliğindeki Kafkas İslam Ordusu'dur. Bugün çoklar başa düşmür ki, hemen Kafkas İslam Ordusu'nun
başda Nur Paşa olmaqla. Bakını azad etməsəydi, yəni Bakı ətrafı bölgələri də azad etməsəydi, bugün Azərbaycan müstəqil dövlət olmayacaqdı. Necə olacaqdı? Bugün Rusiyanın tərkibində bir quberniya olacaqdı. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nin koşulları gereği İngilizler Nuri Paşa'nın bir an önce Azerbaycan'ı terk etmesini talep etmektedir. Nuri Paşa Osmanlı Devleti'nin de onayıyla önce Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan Ordusu unvanına tahvil edildiğini ilan eder. Zaten Osmanlı Ordusu'ndan istifa ederek Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin emrine girmiştir. Nuri Paşa 1918-ci ildə Modros müqaviləsinə əsasən ki, Türkiyə ordusu, Osmanlı ordusu artıq Azərbaycanı, Qafqazı tərk edib getməli idi. Bura ingilislərin protektantlığına verilirdi, nəzarətinə verilirdi. Orada da çox ağırlı bir iş gördü. Hansı işi gördü? O da bizim üçün, xalqımız üçün çox önəmlidir. Bəzi türk zabitlərini Azərbaycan vətəndaşlığı verdi. Bizim ordunun kökünü həm də onlar qoydular. Nuri Paşa sonra da Gəncəyə gedər. Savaşa devam etme kararındadır. Ancak İngilizlerin her geçen gün artan baskısı sonucu Aralık 1918'de Batum'a geçer. Nuri Paşa'nın varlığı ayrılsa da Azerbaycan'dan, geride bıraktığı mirasına hiç sırt çevirmez Azeri halkı. Bu mirasın gönüllerde yaşayan kahramanları ise Azerbaycan'ın dört bir köşesinde methum 1130 Türk şehididir. Bolşevik rejimiydi, Stalin gaddar rejimi hüküm sürürdü ve Türk adına olan her bir şeyi Stalin rejimi mahvedirdi. Azerbaycan halkı Kafkaz İslam Ordusu askerlerinin Türk kardeşlerimizin mezarlarını koruyup sakladı. Onları dağılmağa koymadı, itmeye koymadı ve ziyaretgaha çevirdi. Türk şehitlerinin kabirlerine sahip çıkan isimlerden biri de Hacı Kabul'deki mezarları babasının vasiyeti gereği yıllarca evinin bahçesinde koruyup saklayan Nigar Ana'dır. Deyirdi ki mığiyat ol deyirdi, bunlar deyirdi Türk askeri dedi. Cavan dedi, bunlar burada kaybolurlar dedi. Bunlar da mığiyat ol. Şehittiler de, imamdılar da. Allah rahmet eylesinler. Gözleri nurla dolsun. Atasını verir, rüyasını okutturam, Kur'an'ını okutturam. Onlara da o lazımdır da. Ruhları onların gövdedir. Hicranın əlacı ilk vüsaldadır, ilk vüsaldadır. Nə vaxtdır Bakının gözü yoldadır, nə vaxtdır Bakının gözü yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə lalələr, bizə lalələr, lalələr.